Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün iki tane ürünümüz var inceleyeceğimiz. Başlıktan ve kapaktan gördünüz. Bugün yurt dışından ucuza aldığım PlayStation'ları inceleyeceğiz. Biri standart versiyon, bir tanesi de dijital versiyon. Gürcistan'dan ucuza gidip aldığım video vardı. Standart versiyonun kutusunu orada açmıştım. Dijital versiyonun kutusu sıfır, hiç açılmadı. Şimdi birlikte açacağız. Bir de aksesuarlar almıştım. Kendileri de burada. İki tane DualSense 5 aldım, bir tane de stand aldım. Gürcistan'dan aldığım videoyu izlemeyenler de bu videodan hemen sonra izleyebilirler. Güzel video oldu. Şimdi güzel bir inceleme olacak bu videoda. Dijital versiyonun üzerinden biraz daha fazla gideceğim. Ama bu videoda kim hangi versiyonu almalı onu detaylı olarak anlatacağım. İkisinin de avantajları ve dezavantajları mevcut. Hatta ben bunlardan hangisini kullanmaya devam edeceğim. Onu da videonun devamında zaten fikirlerimi söyleyince öğreneceksiniz. Hadi bakalım. Bebişleri açalım. Evet. Kutunun anasını ağlattım taşırken. Bayağı 3 tane 4 tane uçak gördü bu. Şöyle hatta hava yollarının şeyi bile duruyor burada. Hatta burada da bandrollü garanti kartı var. Garanti sticker'ı var. Kart ne? Hadi bakalım açalım. Aa, farklı kutuları. Dök dök dök. Şöyle bir kutu çıkıyor. İçinden DualSense 5'imiz çıkıyor. Klasik beyaz rengi. Buradan kolu şarj etmemiz için çıkan Type-C kablosu ve içinden HDMI'ımız çıkıyor. Bu yüksek hızlı sağlam bir HDMI kablosu. HDMI 2.1. Yani 4K 120 kareye kadar çözünürlük aktarabiliyor. Buradan da standımız çıkıyor. Buradan bayağı kötü plastik bu arada. Yani bir daha kıyak olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Maliyet. Parayı verirsen ama felaket geliyor yani. Mesela bunlar DualSense 5. Bir de DualSense Edge'ler var. Onun kutusu falan böyle çok acayip. Hard case bir kutuda geliyor. İçinden bir sürü parçalar, metal aksamlar falan. Parayı veren düdüğü çalıyor. O da çok gereksiz bu arada. Yani bunlar kaç para bilmiyorum. O 4 katı falan yani. Gerek yok. Evet, buradan da güç kablomuz çıkıyor. Yurt dışından aldığım için bu şekilde çeviriciyle kullanabiliyorsunuz. Çok ucuz çeviriciler. 10-15 liraya bulursunuz. Evet, buradan garanti kağıdı. Bunu Abu Dhabi'den aldığım için Arapça yazıyor. Ama hızlı başlangıç kılavuzu. İşte bu da güvenlik uyarıları. Şimdi gelelim babuşa. Allah. Lan lan lan. Oh. Evet. Cihazımız burada. Yani gördüğümüz üzere çok bir farklılık yok. Diğerini de çıkartalım. 2-3 tane fiziksel farklılık var zaten. Ya bu arada çok ağır PlayStation'lar ya. Evet, şimdi de standart versiyonu açalım. Bu daha ağır. Evet, şu an iki PlayStation'da karşınızda. Bu taraftaki dijital versiyon, bu taraftaki standart versiyon. Kesinlikle dijital versiyon daha güzel gözüküyor. Bir kere simetrik ve böyle daha ince, daha naif gözüküyor. Bunun bebeği var. Şurasında böyle anlamsız bir çıkıntı. Burada bir oylama yaparsak artı bir puan fiziksel tasarımdan. Dijital versiyon benden puan aldı. Baba baksana kalınlık farkına yani. Bir de tabii ki CD çıkartmak için bulunan buton dijital versiyonda bulunmuyor. Bir dakika, hiç bilmiyorum şu an ağırlıklarını. Aralarında rahat 400 gram var diyorum, bakacağım. Vallahi çok değişik bilgiler var ama aralarında 600 gramlık bir fark var sanırım. Ya az bir fark değil, onu söyleyeyim. Yani başka da fiziksel bir farklılıkları yok. Gösterdiğim kadar ağırlık, boyutlar, işte burada bir tane buton ve disk girişi. Onun dışında birebir aynı. İkisinin de kapasitesi 825 GB. Ama bu her zamanki gibi pazarlama politikası. Çünkü kullanabildiğiniz alan ikisinde de 667 GB. Yani işte işletim sistemi olsun vesaire bazı şeyler içinde kullanamayacağınız şekilde yer kaplıyor. O yüzden sizin kullanabileceğiniz alan sadece 667 GB. Şimdi teknik özelliklerden bahsedelim. Standart versiyonun disk girişinden bahsedeyim. 4K Blu-ray bir oyun atıcı, DVD'leri de açıyor. Tabii ki direkt oyunları da takıp oynayabiliyorsunuz. Dijital versiyonda böyle bir şey mümkün değil. Sadece online ortamda indirdiğiniz programları ve oyunları kullanabiliyorsunuz. İkisinin de birebir iç donanımları aynı. İkisi de AMD Zen 2 mimarisine sahip 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. 3.5 GHz frekansında çalışan bir işlemci. İkisi de 16 GB RAM'e sahip. Kapasitelerinin aynı olduğunu söylemiştim. Yine RDNA 2 mimarisine sahip de bir GPU'ya sahipler. Ve tabii ki fiyat farkları da var. Yurt dışı fiyatlarını söyleyeceğim. Türkiye'de çünkü çok
çok dengesiz fiyatlar. Dijital versiyon 399 dolar, standart versiyon 499 dolar. Yani arada 100 dolarlık bir fiyat farkı var. Bu da Türkiye'ye yaklaşık 4000 lira gibi bir fiyat farkına sebep oluyor. Ama yurt dışından getirip satanlar var falan. Yine en kötü cebinizden 2500 lira daha fazla para çıkacak standart alırsanız. Şimdi hangisini almak daha mantıklı? 667 GB'la sınırlı değilsiniz bu arada. İkisinin de içerisinde NVMe M.2 takabileceğiniz bir slot bulunuyor. Ve 8 TB'a kadar destekliyor. Yani ben olsam şöyle yaparım. Aradaki 2500-3000 liralık farkı gidip bir SSD'ye harcarım. 2 TB'lık Gen 4 bir SSD'yi alabiliyorsunuz. İçine takarım paşa paşa 2,5 TB'lık yaklaşık olarak bir kapasitem olur. Bu da oyunlar için yeterlidir diye düşünüyorum. Artık fazlası biraz şov olur. Onu da takmak gayet basit. Hem PlayStation 5 kapağı nasıl açılır onu da göstermiş olacağım. Şu gördüğünüz PlayStation logosu değil, diğer tarafı çeviriyorsunuz. Girişler bu şekilde, sol tarafta size dönük kalacak. Size yakın olan sağ köşeyle diğer sol köşeyi biraz kanırtıyorsunuz yukarı doğru. Çok kanırtmayın. Sola doğru ittiriyorsunuz. Bu kadar. Ölen be. Fana bak. Ay be, Boran abime bak be. Burada da tahmin edeceğiniz üzere SSD yuvamız var. Hatta açıp gösterelim. Bak bak, detaylara bak. Şöyle metal kapağı kaldırdığımızda tadaa. İşte M.2 SSD yuvamız. Bu arada tüm formlardaki SSD'lerle uyumlu. Buraya takıyorsunuz abi SSD'yi, iş bitti. Ben takar mıyım bilmiyorum çünkü bana bu 667 GB'lık alan yetecek gibi. Çünkü ben çok fazla oyun oynayan biri değilim. Bir FIFA 23 indireceğim, bir NBA 2K23 indireceğim. Belki bir de GTA Online indiririm. O kadar. Bir de birkaç tane program işte. Kapağımızı kapatalım. Oturttum. Çat diye bir ses, işlem tamam. Şimdi de standart versiyonu göstereyim. Yine logonun olmadığı kısmı yapıyoruz. Yine girişler size bakacak. Yakın sağ köşeden kaldırıp ittiriyorsunuz. Bunda diğer köşeyi kanırtmanıza gerek yok. Yine gördüğünüz üzere SSD yuvamız ve fanımız var. Bu çift taraflı bir fan bu arada. Bu kapakları açarak temizlik de yapabilirsiniz arada ama dikkatli olun. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi ikisinde de yükseltme yapabiliyorsunuz. O yüzden hafızaya çok takılmayın. PlayStation standart versiyonun bir dezavantajını söyleyeceğim. CD'li oyunlar alırsanız dijitallere nazaran çok daha pahalılar. Atıyorum 2K23 için konuşayım. Türkiye'de 1250 lira oyun. CD'li versiyon. Store'dan satın alırsanız 750 lira ve aralarında hiçbir fark yok. CD'li versiyon fiziksel olduğu için bazı maliyetleri var işte. Kargo bedeli var, aldığınız yerin karı var, dağıtıcının karı var vesaire, böyle büyüdükçe büyüyor. Ve atıyorum belli bir süre sonra oyunu oynamayı bıraktınız, o böyle kenarda fazlalığa dönüşüyor. Şöyle bir durum var CD'lerin. Tabii ki fiziksel olduğu için satılabiliyor. Alım satım yaparak oyun değiştirebilirsiniz. Fakat oyunu ilk aldığınız zamanla bir yıl iki yıl sonraki fiyatı maalesef aynı olmuyor. Hele böyle FIFA gibi, NBA gibi her sene yenilenen oyunlar 5'te 1 fiyatına falan düşüyor bir yıl içerisinde. O yüzden ben dijital versiyonu almayı daha mantıklı buluyorum. Keza bir de oyun indirimleri var tabii ki. Mesela FIFA'da 1200 lira falan. CD'li versiyondan bahsediyorum. Dijitalde 800 lira. Ama bu kardeşiniz ne yaptı? İndirime denk geldi ve 200 TL'ye satın aldım. Dijital satın alım yaptığınızda böyle avantajlar da var. Ama şimdi gelelim standart versiyonun en büyük avantajına. Önceden bir PlayStation 4 sahibiyseniz ve hala oyunlarınız duruyorsa birçok oyunla uyumluluğu devam ediyor. Yani PlayStation 4'teki oyunlarınızı bu konsolda oynamaya devam edebiliyorsunuz. Yani açık ve net en büyük artısı bu standart versiyonun. O yüzden ben hem görüntüsünü daha çok yanlış yeri gösteriyorum. O yüzden ben dijital versiyondan devam edeceğim. Hem daha naif, görüntüsü daha güzel, hem de dediğim gibi ben CD vesaire gibi fiziksel şeyleri evime doldurmayı sevmiyorum. O yüzden dijital versiyondan devam. Şöyle bir artısı daha var. Yani CD'li versiyonda da yapabiliyorsunuz bunları ama CD'siz oyun oynadığınızda PlayStation Plus diye bir muhabbet var. Belli bir aylık ödeme yapıp yüzlerce hatta binlerce oyuna erişebiliyorsunuz. Ve PlayStation Plus'ta da gerçekten güzel oyunlar var. PlayStation Plus'ta olmayan bazı oyunlar PlayStation Plus'a böyle bir haftalığına, iki haftalığına gelebiliyor. Mesela şu an 2K23'ü ben yıllık 240 lira ödeyerek store'dan indirip oynayabiliyorum. Gidip normalde 750 lira vermektense zaten bir sene sonra yenisi çıkacak. 240 lirayla birçok oyunun yanında onu da oynayabileceğim. O yüzden bu arkadaşa bay bay. Şimdi bu bir inceleme videosu. O yüzden eve gidip kuracağım. Bir içini kurcalayalım. Oyun performansı nasıl? Birkaç da test yaparım. Hem şu standı kolları falan da böyle
koyacağım, bir düzenleyeceğim orayı. Bakalım nasıl olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim bu ikinci PlayStation'ım. İlk PlayStation'ım benim PlayStation 1'di. Onu da ailem almıştı zaten. Ben 6 yaşında falandım herhalde. Ya da daha küçüktüm. Ondan sonrasında hiç böyle oyuna merakım olmadı. Sadece PES oynuyordum bir dönemde arkadaşlarımla. Onun da keyfi böyle PlayStation kafeye giderek oluyordu. Arkadaşlarımın evinde evet PlayStation 3 vardı. Ona rağmen biz kafeye gidiyorduk daha eğlenceli diye ortam. O yüzden hiç böyle PlayStation alma düşüncem olmamıştı. 2 çıktı, 3 çıktı, 4 çıktı. Kısmet bugüneymiş. Bu işi yapmıyor olsam da almazdım bu arada, yine söyleyeyim. Ama dedim ki evde bulunsun. Neyse hadi, çok car car yaptım. Evde görüşürüz. Evet, selamlar. PlayStation'ı kurdum. Şu an tüm programları zaten otomatik indirdi. Medya içeriklerinden başlayalım. YouTube, Apple Music'i ben kendim indirdim. Netflix, Disney Plus, Prime Video, Spotify, Apple TV gibi programları siz kurarken soruyor zaten size. Ben hepsine okey dedim. Ekstradan dediğim gibi Apple Music'i indirdim. Bu arada gayet iyi ve hızlı çalışıyorlar. Hiç problemle karşılaşmadım. Şimdi gelelim oyunlar bölümüne. Bu medya içerikleriydi. L ve R tuşlarıyla arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada PlayStation Plus'ımız var. 3 farklı paketi var. Ben Essential'ı aldım. 2K23 PlayStation Plus'a gelmiş. O yüzden aldım. Normalde almayacaktım. Yani 750 liralık oyun. Bana 240 liraya falan geldi yıllık. Burada PlayStation Store var. İşte tüm gelen oyunları burada görebiliyorsunuz. Fiyatlandırmaları da yazıyor. Of. Diablo 4'e de 1420 lira kitlemişler. GTA 5 220 lira. Hogwarts Legacy 900 lira. Bu normal. Spider-Man'in yeni oyunu 800 lira. Yeni oyunu dediğim yeni değil aslında. PlayStation için yaptığı oyun. RDR 2 PlayStation 4'müş ama bu. 470 lira. Bu arada online'da store'daki PlayStation 4 oyunlarını da indirip oynayabiliyorsunuz. Ama ne gerek var? 5'te varsa 5'te oynamak daha mantıklı. Diablo 4 mesela hem PlayStation 4'te hem PlayStation 5'te var. Bakalım fiyatlandırmalarını. Ha. İkisi için de aynı para. Çok fazla oyun var. Bazıları da ücretsiz. Fortnite gibi. PUBG ücretsiz ama PlayStation 4 içinmiş o. Fortnite PlayStation 5 için varmış. Geri çıkalım. Burada Astro's Playroom diye bir oyun var. Hızlıca açalım onu da. Böyle size kolu nasıl kullanabilirsiniz vesaire onu gösteriyor. Ya DualSense 5'ler 4'lere nazaran inanılmaz gelişmiş durumda. İşte dokunmatik yüz... Aman be sus. Bir yandan oynasın işte dokunmatik yüzeyi var, mikrofonu var, hoparlörü var ve geri bildirimleri inanılmaz bu arada. Gerçekten böyle farklı titreşim motorları olduğunu hissediyorsunuz içinde. Ya mesela bu Astro's Playroom'da bu tüm titreşimleri, geri bildirimleri anlıyorsunuz ama diğer oyunlarda bu kadar kullanmamışlar. Ben FIFA 23'de 2K23 indirdim. Başka bir şey indirir miyim bilmiyorum. Denemek için belki birkaç oyun daha alırım. Asıl PlayStation alma sebebim zaten FIFA'yla NBA. Açalım bir maç atalım bakalım. En son ben bir Dünya Kupası turnuvası yapıyordum. Ona devam edelim. Puan durumuna bakalım. Daha yeni başladım zaten. Gruplardayım. Ben İngiltere'yim. İki maç yapmışım. İkisini de yenmişim. Bu arada averaja bakar mısınız? Şu an birinci gidiyoruz. Galler'le yapacağım şimdi. Biraz kısalım. Aha. Kendi başladı direkt. Koş anam koş. O ne lan? Çok basit yedi. Dakika 3, Harry Kane. Hadi oğlum. Oğlum böyle ya. Korkmayın, tüm maçı izletmeyeceğim. Ya bir de bunun seviyesini bulamadım ben. Şu an orta seviye sanırım bu şeyde. Zorluk seviyesi olarak. Hoppa! Ah. O ne ya? Heh, şimdi size güzel bir röveşata golü atayım. Aa, kafa vurdu o. Oy, o da kaçmaz be eşek. Bu arada ben eskiden inanılmaz fazla PES oynuyordum. FIFA oynamazdım. Herkeste bir geçiş dönemi oldu. Ben o geçiş döneminde oynamayı bıraktım PlayStation. Ay lan lan. Hataya bak. Ya. Sonrasında işte herkes FIFA'ya geçince dediğim gibi saldım. Sonrasında ben de işte tekrar başladım. Felaket PES oynardım bu arada şimdi, yalan söylemeyeyim. Turnuvalara falan katılırdım ama sonra saldık. FIFA'nın dinamikleri çok farklıydı. Biraz daha benzemiş ama. Ben en son PES oynadığımda 2016 falandı herhalde. Ya
Şov yapmaya çalıştım da olmadı. Bu arada maçlar uzun ha. Onu da ayarlamam lazım. Bu adam vuramıyor. Kimse bilmiyorum artık. Beceriksiz. Hadi babam. At bir avuşata. Allah. Hadi güzel bir uzak şut çekelim. Bayağı güzeldi. Hem ters ayak. Daha benim FIFA'ya çok alışmam lazım ya. Bu işte gökkuşağı hareketleri bilmem ne onları yapıyordum PES'te. Alışmıştım. Şimdi hiçbirini hatırlamıyorum. Helal lan erkek be. Hadi son atak sonra NBA'ye geçelim. Bu hata sizin için gol yapacağım. Hadi paslaşmalar. Helal lan kral. Koş bakayım. Oo çok kötüydü. Sizin için deyip maçtaki en kötü vuruşumu yapmam peki. Hadi bu sizin için bu. Ayda. İkinci yarıya girdik ama sizin için bir tane gol atacağım öyle salacağım. Sterling koş lan. Hoppa. Tamam bu kadar yeter şimdi NBA'ye geçelim. Bu arada ben yıllardır NBA'de oynamıyorum hatta NBA'yi daha fazladır oynamıyorumdur. Ama FIFA'dan daha çok severdim yani. Bir dakika ya bu kamera açısı olmaz abi. Ne kadar çirkin bir kamera açısı. Böyle oynayalım ya. Hadi kardeşime bir üçlük. Ya el sıcak. Adamı öyle boş bırakırsan öyle olur. Fake'i de attı. Güzel başladık, güzel. Oo, Curry baba yap şu bunu. Oğlum, aa. Ben hatırlamıyorum galiba defans yapmayı. Gerçekten tuşları falan hatırlamıyorum. Hadi son bir tane daha atak yapalım. Ya. Tamam gari yeter. Evet genel olarak bir oynadığım oyunları vesaire göstermek istedim. Bir gameplay yapmak istedim. PlayStation'ın baştan sona içeriğini anlatmama gerek yok. Çünkü zaten ben çıktıktan 2 sene sonra çektim videoyu. Hatta 3. seneye girecek belki. Yani o yüzden şurasında bu var, burasında bu var diye bir şey anlatmak istemedim. Çünkü birçok video izlemişsinizdir. Keza ben de öyle. Ben bugün kendi içeriğimi yapmak istedim. İşte oynadığım oyunları biraz göstermek istedim. Aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla söyleyeyim ben çok beğendim. Bir kere çok hızlı. Hem medya içeriklerinde hem oyunlarda herhangi bir kasma takılma zaten yok. Ama ayrı bir akıcılığı da var. Yani başka bir programdan başka bir programa geçerken diğerini kapatmasını bile beklemiyorsunuz. İlk sizi diğer programa geçiriyor, arkada diğerini kapatıyor siz diğer programla ilgilenirken. Ve özellikle dediğim gibi ben kontrolcüleri çok beğendim. Çok güzel bir geliştirme olmuş. Yani PlayStation'la alakalı başka içerik gelmez diye düşünüyorum ama Xbox'la PlayStation 5 kıyaslaması yapabilirim. Yakında yine bir yurt dışı seyahatim var. Oradan Xbox alıp geleceğim. Yani bulursam tabii uygun fiyatı. Sizin de içerik fikirleriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Çok zorlanıyoruz bazen bulmakta. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanında 2 tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.